Merhaba arkadaşlar, şimdi fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Bu derste bir fonksiyonun tersinin ikinci dersini işleyeceğiz. İlk olarak bir örnekle başlayalım. F x artı 2 eşittir 3x artı 5 ise fx kaçtır? Şimdi arkadaşlar düşünelim, fx elde etmek istiyoruz biz. Şuraya görüyorsunuz değil mi? Fx artı 2 ne yapabilirim? Diyorum buradaki ben x yerine x eksi 2 yazarsam bu eksi 2 ile artı 2 birbirini götürecektir değil mi? Bakın burada ne kalacak? F x kalacak. Ben bu fonksiyonda x gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorsam her yerde yazmak zorundayım. O yüzden buradaki x'in yerine de x eksi 2 yazacağım. Yani ne yapacak orası? 3 çarpı x eksi 2 artı 5 yapacaktır arkadaşlar. Düzenlersek fx buradan 3 çarpı x, şurayı dağıtalım. 3x, 3 çarpı eksi 2 eksi 6 artı 5 yapacaktır. O ifadede 3x art eksi 1'e eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın, bu işin mantığı şudur arkadaşlar. Bize bir şu şekilde fonksiyonlar verilip fx istendiğinde parantez içindeki fonksiyonun tersini alıp x gördüğümüz yere yazarız. Daha sonra bu ifadedeki bütün x'lerin yerine o bulduğumuz ters ifadeyi yazarız arkadaşlar. Çünkü bakın burada y eşittir x artı 2 dersek, yani şu x artı 2 ifadesini y'ye eşitlersek, tersini bulabilmek için ne yapıyordum ben bunun? X'i yalnız bırakıyordum. At bunu buraya. Y eksi 2 eşittir x. Ters fonksiyonda x de y'nin yerini değiştireceğim için x eksi 2 eşittir y gibi oluyordu. Yani x artı 2'nin tersi neydi? X eksi 2. O yüzden x gördüğüm yere x eksi 2 yazınca neyi buluyorum arkadaşlar buradaki? Fx fonksiyonunu bulabiliyorum. Evet, devam edelim. Bakıyoruz yine f 2x eksi 3 eşittir 6x artı 7 olduğuna göre fx'i sormuş arkadaşlar. Yine ne yapacağız? Hemen bakın şuradaki ifadeyi görüyorsunuz. Bunun tersini alıp her x gördüğüm yere bunun tersini yazacağım arkadaşlar. O zaman y eşit 2x eksi 3 diyeyim. Daha sonra buradaki x'i çekeceğim. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu eksi 3'ü atalım. Y artı 3 eşittir 2x yapacaktır. Bölü 2'ye, bölü 2'ye. Buradan da x eşit y artı 3 bölü 2 yapar. En son hamle neydi arkadaşlar? X ile y'lerin yerlerini değiştir. Y eşit x artı 3 bölü 2. Demek ki 2x eksi 3'ün tersi x artı 3 bölü 2. Fonksiyonda x gördüğüm her yere bunu yazacağım arkadaşlar. Çok dikkat edelim. F 2 çarpı x yerine artık bakın bunu yazıyorum. X artı 3 bölü 2 eksi 3 eşit 6 çarpı, ne yapacak arkadaşlar? X gördüğümüz yere bunu yazalım. X artı 3 bölü 2 artı 7. Bakın çarpmayı önce yapacağım için şunda şu gidecek değil mi? Şunda da şu gidecek. Burası ne olacak? Fx eşit. Arkadaşlar şurada hemen bir gösterelim. Sadeleştirme var. 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. Şu 3'ü hemen dağıtalım parantezin içerisine. 3 çarpı x 3x artı 3 çarpı 3 9 artı 7 de burada var. O zaman ne yapacak? Fx eşit 3x artı 9, 7 ile toplarsak 16 yapacaktır arkadaşlar. Fx'i bu şekilde buluyoruz. Evet, geldik buraya. F fonksiyonu arkadaşlar A kümesinden B kümesine tanımlanmış. Fx eşit 2x artı 1 bölü x eksi 3 fonksiyonu birebir ve örten. O zaman arkadaşlar birebir ve örten dediğine göre neyi alabiliyoruz? Ters fonksiyonunu tanımlayabiliyoruz. Olduğuna göre A ve B kümelerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Rasyonel şekilde verilmiş bir fonksiyonumuz var. Bizden bu A ve B kümelerini istiyor. Yani tanım ve değer kümelerini istiyor. Şimdi şunu yapacaksınız. Tanım kümesini bulurken arkadaşlar, bu şekilde verilen bir fonksiyonun tanım kümesini bulurken reel sayılardan paydayı sıfır yapan değeri çıkaracaksınız. O zaman paydaya bakıyorum. Payda nedir? X eksi 3 eşittir 0 dersem x burada ne olur arkadaşlar? 3 olur. Yani ben bu fonksiyonun tanım kümesinden 3'ü çıkarmak zorundayım. Çünkü buraya 3 yazdığımda ne yapar? Paydayı 0 yapar. Rasyonel sayılarda payda 0 olamayacağı için ne yapıyorum? 3'ü çıkaracağım arkadaşlar. O zaman f fonksiyonu artık bakın. Reel sayılar eksi 3'ten. Şimdi b'ye bakalım. Bir de buraya bulacağız arkadaşlar. Şimdi b nedir bizim için? Değer kümesi. Birebir ve örten olduğuna göre arkadaşlar tersi alınabilir bir fonksiyon. Tersi alınabilir bir fonksiyonda B kümesi artık bizim için ne olacak? Tanım kümesi gibi olacak. Doğru değil mi? O zaman bu B kümesini bulabilmek için de şunu yapıyoruz. Bu fonksiyonun tersini alacağım. O fonksiyonun paydasını, yani ters fonksiyonun paydasını sıfır yapan değeri de B kümesinden çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi bunun tersini almayı bir önceki dersten hatırlayalım. Ne yapacağız?
şu iki ifadenin yerini değiştiriyorduk değil mi? Yalnız işaretlerini değiştirerek de değiştiriyorduk. O zaman f ters x fonksiyonu ne yapıyordu? Eksi 3 diye yukarıya geçip hem işareti değiştirse 3x artı 1 bölü. Arkadaşlar x şunun işareti artı, bir de aşağıya geçince işaretini de değiştirecekti. X eksi 2 yapacaktır. Şimdi ters fonksiyonu da bu şekilde bulduk mu? Bunun paydasını sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? Hemen eşitleyelim. X eksi 2 eşittir 0 dersek x eşittir 2 değeri de ne yapacaktır? Bu ifadenin paydasını sıfır yapacaktır. O zaman B kümesini bulurken de reel sayılardan arkadaşlar ne yapacağım? O 2 değerini çıkaracağım. İşte fonksiyonum bu şekilde bir tanım ve değer kümesine sahip olacak. Burası A olacak artık bizim için. Burası da B olacak arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. F fonksiyonu arkadaşlar reel sayılar eksi 1'den, reel sayılar eksi 2'ye tanımlanmış değil mi? Fonksiyonu birebir ve örten, birebir ve örten dedi. Yine ne yapacağım? Ters fonksiyonunu alabileceğim aklıma geldi. Fx fonksiyonunu arkadaşlar mx eksi 1 bölü 3x artı n şeklinde tanımlamış. Buna göre m çarpı n nedir diye soruyor bizi. Şimdi hemen ne diyoruz bakın. Şuradan eksi 1 çıkarıldıysa tanım kümesinden şu fonksiyonda arkadaşlar paydayı eksi 1 değeri ne yapacaktır? 0 yapacaktır. Yani 3 çarpı x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam arkadaşlar eksi 1 artı n neye eşit olacak? 0'a. Çünkü buradan eksi 1'in çıkarılmasının anlamı neydi? Eksi 1 değeri paydayı 0 yapıyordu. O yüzden ne yapacak burası? Eksi 3 artı n eşit 0. Eksi 3'ü diğer tarafa atarsak n eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. N değerini bulduk. Şimdi geldik buraya. Buradan yani değer kümesinden 2'nin atılmasının anlamı neydi? Fonksiyonun tersinde 2 paydayı 0 yapıyordu. Hemen o zaman fonksiyonun tersini bulalım. F ters x fonksiyonu nasıl buluyordu arkadaşlar? Şunların yerini değiştirecektim. Doğru değil mi? Değiştirelim. N buraya geçiyor. Eksi n x eksi 1 bölü. Şurası ne olacak arkadaşlar? 3x m aşağı iniyordu. İşaretini de değiştirecek. Eksi m olacak. Bu şekilde de fonksiyonun tersini buluyorum. Şimdi arkadaşlar burada da 2 değeri paydayı 0 yapıyorsa o zaman burada x gördüğüm yere 2 yazayım. 3 çarpı 2 eksi m eşittir 0. Buradan da 6 eksi m eşittir 0 olacaktır. M eşittir ne yapar arkadaşlar? 6 yapacaktır. 2 değeri de buldum. Bana m çarpı n değeri sorulmuştu. 6 çarpı 3'ten ne yapacak arkadaşlar? Burası da 18'e eşit olacaktır. Evet, geçtik buraya. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. Fx eşit küp kök içerisinde 3x eksi 1 artı 2 olduğuna göre f ters soruyor arkadaşlar. Şimdi biz ters fonksiyonu bulmak için ne yapıyorduk? Bir hatırlayalım. Fx yerine y yazıyorduk. Yani y eşit küp kök içerisinde 3x eksi 1 artı 2. Daha sonra arkadaşlar x'i yalnız bırakıp en son hamle olarak da x ile y'nin yerini değiştiriyorduk. Şimdi o zaman ne yapmam lazım? X'i yalnız bırakmam lazım. Ne yapabilirim diye bir düşünüyorum. Hemen şu artı 2'yi diğer tarafa alayım. Y eksi 2 eşit küp kök içerisinde 3x eksi 1 oldu arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi bakın ne yapmam lazım? Şundan kurtulayım bir. O yüzden her iki tarafın küpünü alayım. Y eksi 2'nin küpü ne olacak arkadaşlar? Şunu da şu birbirine götürecek. 3x eksi 1 olacaktır. X'i yalnız bırakabilmem lazımdı. Bunu buraya alıyorum o zaman. Y eksi 2'nin küpü artı 1 eşittir 3x oldu. Artık 3'e böl, 3'e böl. Ne yapacak arkadaşlar? Şuraya devam edelim. X eşit, şunda şu gitti. Y eksi 2'nin küpü artı 1 bölü 3 oldu. Son hamle neydi? X'i yalnız bıraktıktan sonra x ile y'nin yerini değiştireceğim artık. O zaman x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x yazarsam y eşit x eksi 2'nin küpü artı 1 bölü 3 şeklinde de arkadaşlar bu verilen fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. Evet, geldik buraya. F fonksiyonu arkadaşlar eksi 1'den artı sonsuz aralığına tanımlanmış. Tanım kümesi değer kümesi olaraksa 2'den sonsuza kadar. Şimdi fx eşit x kare artı 2x artı 3 olduğuna göre f ters x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar mantığımız yine değişmiyor. Ne yapacağız? Fx yerine y yazacağız. Y eşit x kare artı 2x artı 3. Şimdi buradan x'i çekmem lazım. Şimdi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki ifadeyi görüyorsunuz değil mi? X kare artı 2x artı 3. Bu ifadeyi arkadaşlar ben bir ifadenin karesi haline getirmem lazım. O zaman bakın şunu görmeyin. X kare artı 2x. Neye benziyor arkadaşlar bu? X kare artı 2x. Bir de bunun yanında artı 1 olsa
x artı 1'in karesi olacak değil mi arkadaşlar bu? Çünkü neydi x artı 1'in karesi? Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. X çarpı 1'den x, 2 katı 2x. 1'in karesi ne yapacak? Artı 1 yapacaktır. Güzel. Bakın x kare artı 2x artı 1. Şu 3 arkadaşlar ne oldu? Artı 1 buraya geldiyse artı 2 de burada olacak değil mi? 1, 2 daha ne yapacak? Yine 3 yapacak. İfadeyi bozmadım. O zaman ben bu ifadeyi y eşit. Şurası artık x artı 1'in karesi olduğu için x artı 1'in karesi artı 2 şeklinde yazayım. Amaç neydi arkadaşlar? X'i yalnız bırakmak. O zaman şu artı 2'yi gönder diğer tarafa. Ne yapacak? Y eksi 2 eşit x artı 1'in karesi yapacak. Şimdi ne yapalım? Her iki tarafın kare kökünü alalım ki şu kareden kurtulalım. Şimdi arkadaşlar buraya çok dikkat edelim. Y eksi 2'nin kare kökü eşit. Şimdi kare ile kare kök birbirine götürecek ama arkadaşlar köklü sayılardan hatırlayalım. Üst çift olduğu için şu mutlak değer şeklinde çıkacak değil mi? X artı 1'in mutlak değeri. Şimdi buradan sonra şu tanım kümesi benim için çok önemli. Eksi 1'den artı sonsuza kadar tanımlandığı için arkadaşlar x'ler ne yapacaktır? Şu x artı 1 ifadesi pozitif yapacaktır. Doğru değil mi? O zaman bu aynen çıkacaktır. Çünkü burası pozitif arkadaşlar. Şuraya alıyorum bakın burayı. X artı 1 eşit karekök içerisinde y eksi 2. Daha sonra arkadaşlar şu artı 1'i diğer tarafa geçirirsek x eşit karekök içerisinde y eksi 2 eksi 1 olacaktır. Doğru mu? Güzel. Artık x'i yalnız bıraktığıma göre ne yapacağım? X ile y'nin yerini değiştireceğim. Y eşit karekök içerisinde x eksi 2 eksi 1 şeklinde de arkadaşlar bu fonksiyonu ne yapacağım? Tersini bulacağım artık. Evet, devam ediyoruz. F 2 üzeri x eksi a fonksiyonu arkadaşlar 5x artı 1 eşitmiş ve f ters 11 eşittir 1 olduğuna göre a kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın f ters 11 eşittir neymiş arkadaşlar? 1'miş. O zaman ben şu ifadeyi şurayla değer değiştirirsem f ters 5x artı 1 ne eşit olacaktır? 2 üzeri x eksi a'ya eşit olacaktır. Şimdi f ters 11 1'e eşit olduğuna göre arkadaşlar şurasını bir 11 yapabilir miyim? Yaparım çünkü 5x artı 1 eşittir 11 dersem 5x eşit şu 1'i diğer tarafa atalım 11 eksi 1 5x eşit 10 buradan böl 5'e x eşittir nedir arkadaşlar 2'dir yani x yerine 2 yazdığımda şurası ne yapacaktır 11 yapacaktır o zaman yazalım buraya f ters x yerine 2 yazdık artık burası 11 oldu eşittir ne olacak arkadaşlar x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 üzeri 2 eksi a'ya eşit olacaktı. Bu ifade de 1'e eşit mi? Evet 1'e eşit. 2 üzeri 2 4 eksi a eşittir 1. Ne yapalım arkadaşlar? Bunu buraya bunu buraya alalım. 4 eksi 1 eşittir a. Burası 4 eksi 1 3 eşittir a. Demek ki a değeri kaçmış? 3'müş arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış. F 5x artı 2 eşittir x küp artı 1 ise f ters 9 kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi f ters 9'u sorduğuna göre hemen bir yer değiştiriyorum. F ters x küp artı 1 ne eşit arkadaşlar? 5x artı 2 eşit. Şimdi şurasını ne yapmak istiyorum ben? 9 yapmak istiyorum. Doğru değil mi? Burasını 9 yapacaksam x küp artı 1 eşittir 9. Artı 1'i diğer tarafa al. X küp eşit 9 eksi 1. X küp eşit 8. X nedir arkadaşlar? Buradan hemen düşünüyorum. Bakın x küp eşit 8 neydi? 2'nin küpüydü değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2 ne yapacaktır? 8 yapacaktır çünkü. O zaman arkadaşlar üstler eşit, tabanlar da eşit olmak zorunda. X eşittir 2 değeri için burası ne yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Hemen o zaman x yerine 2 yazalım. F ters fonksiyonda burası 9 oldu artık. 9 x yerine 2 yazarsam 5 çarpı 2 artı 2 o da ne eşittir arkadaşlar? 5 kere 2 10 artı 2'den 12'ye eşit olacaktır. Bakıyoruz D seçeneğinde. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşça kalın.